Buradan başlayalım. Kısaca neden istifa ettiniz AK Parti'den? Yani tabii bir uyumsuzluktan dolayı oluşan bir karardı. Yani hakikaten birkaç kez defalarca uyarmama rağmen yani parti içerisinde uyumsuzluk yaşadım. Ama bunu anlattım. Bir şey bulamayınca, çözüm bulamayınca özellikle emekli olmayı düşünmüştüm ama Meral Hanım bırakmadı. Dedi ki ya bize lazım. Ne tür uyumsuzluklar? Yani şöyle esas da uyumsuzluklara baktığımız zaman Kemal Bey bunu defalarca anlattım ama çok kısaca, bir kısaca anlatmak istiyorum. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? Yolsuzluğu ancak biz çözeriz dedi, değil mi? Evet. Yolsuzluğu biz çözer. Bu çok önemli bir cümle yani. Yani yolsuzluk var, kabul ediyoruz. Ancak bu yolsuzluğu yine biz çözeriz. Yani ben şuna bakıyorum. Yolsuzluğun olduğu yerde mutlaka yoksulluk vardır. Çünkü yolsuzluk yapan insanlar bir yerden bedava parayla çok zengin olurken ve o paranın hak sahipleri olan vatandaşlar da maalesef yoksullaşır. Yolsuzluğun olduğu yerde, bakın yolsuzluğun olduğu yerde yasaklar başlar. Çünkü yolsuzluk gizli yapılan şeylerdir. Onun için o yasaklar gelir. Bakın yolsuzluk oldu, yoksulluk oldu, yasaklar oldu. Liyakatsızlık başlar. Çünkü liyakatlı bir insana siz gayri resmi bir şey yaptıramazsınız. Onun için yani bunlara baktığınız zaman hakikaten gidişatın yani normal olmadığını, bunu özellikle Urfa'da bu işlerin böyle gittiğini ben elimden geldiği kadar anlattım. Başarılı olamadığım zaman da köşeme çekildim. Ama sonradan da Meral Hanım'ın teklifi üzerine ve ikna olmam üzerine